Merhaba arkadaşlar, ben Mete Aydemir. Kanalımıza hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda size küçük kırklar mı yoksa büyük kırklar mı? Bunun arasındaki farkları, değişimleri ve sahiplenecek kişilere yönelik birkaç tane kısa bilgi paylaşmak istedik arkadaşlar. Ben bir küçük kırk sahibiyim. Bunun yanında büyük kırk besledim mi? Besledim. Evet, birkaç videomda da söylediğim gibi 14 yıllık bir Rottweiler geçmişim var. Herkül, kendisi rahmetli oldu. Ama hala da burada her anımda, her şeyimde, her diyaloğumda Herkül kesinlikle yaşar ve hissederim. İki cinsi besleyen bir kişi olarak size kendi tecrübelerimden yola çıkarak birkaç bilgi aktarmak istiyorum. Evet arkadaşlar, zaten düz mantıkta büyük kırk daha fazla yer kaplar. Daha fazla mama ihtiyacı olur, daha fazla egzersiz ihtiyacı olur ve daha fazla alan ihtiyacı olur. Tabii bu bütün büyük kırkları kapsamıyor. Mesela bir Danoa cinsi bu kapsamın birazcık daha dışında kalabilir. Kendini çünkü mentalite olarak küçük bir kırk olarak yaşayan bir cins. Danoa ile ilgili bir video da yapmak istiyorum. Danoa ile ilgili çok soru geliyor ve ülkemizde çok da beslenen bir cins olmadığı için Danoa ile ilgili bir video yapacağım. Ama kıstasımız Rottweiler cinsi ve Fransız Bulldog üzerinden olacak. Çünkü kendim Fransız Bulldog sahibiyim. Buna yönelik de sorsanız ki bana, evet imkanım olmuş olsa ikisini birden beslemek isterim. Ama single bir hayat yaşıyorum. Hani bu şekilde olan bağlamda baktığım zaman, evet küçük kırk beslemem kendim açısından makul, ama bu tarz bir yerde yaşıyor olsam, evim ve bu tarz bir yerde bahçeli bir evim olmuş olsa, hem evim içinden bahçemde yaşatabileceğim bir imkanım olsa büyük kırk da beslemek isterim. Çünkü hani bahsettiğim gibi aradan 2 yıl geçtikten sonra ya da 2 yıl geçtikten sonra ne kadar büyük olursa olsun veyahut da ne kadar küçük olursa olsun, senin mantenitende, kendi görüşünde bu senin için belki de anasının kuzusu olacak. Hani öyle olur ya, ne kadar büyürsen büyü, annenin bir tanecik böyle küçük oğlu olursun ya, ya da küçük bir kızı olursun ya. O şekilde bir durum var arkadaşlar cinslerde. Ama şimdi düz mantıkta anlatmak istiyorum. Büyük kırk besleyecek insanlardan yola çıkacağım ilk önce. Arkadaşlar, ilk önce sosyal çevremize uygun mu? Evimiz buna uygun mu? Maddiyatımız buna uygun mu? Bunun yanında kendi kişisel mantalitemiz buna uygun mu? Bunların hepsini birleştirdiğimizde, evet benim kişiliğim büyük bir beslemeye yatkın, evim imkanım mevcut, bahçeli bir evde yaşıyorum, hem bahçemde hem evim içinde bakabilirim derseniz, size tavsiye edeceğim cinslerin başında kendi kişisel tecrübeme göre söylüyorum. Rottweiler cinsi gerçekten harika bir ırk. Zaten atasal olarak geçmişten günümüze kadar gelmiş çok uzun bir geçmişi, mazisi olan bir ırk. Belki bazı kişisel yapılarında değişimler olmuş olabilir ama bence tarihin tozlu raflarından kalkmış gelen bir ırk olduğu için ben Rottweiler ırkını çok seviyorum. Ve imkanı olanlara da çok tavsiye ediyorum. Ama bir yandan küçük ırka gelecek olursak, evet belki, şimdi şöyle arkadaşlar, minyatür bir insanım. Kendimden yola çıkmayayım diye birazcık da ufak tefek bir insanım. Kocaman bir cinse sahibim. Bunun eğitimini düzgün vermediğimiz zaman görüyoruz ki böyle peşlerinde sürükleye sürükleye köpek gezdiriyorlar. Ya da ne bileyim düşenler, dizini yaralayanlar, köpeğini başka köpeğine zaptıramayıp kavga ettirenler. Yani kendi kişisel özelliklerine uygunsa yani bakabilirsin. Ama güzel bir eğitim verdikten sonra ufak tefek bir insan da olsa, 10 yaşında bir çocuk da olsa Rottweiler cinsi çok akıllı bir cins, bakabilirsin. Ama gelelim ki küçük kırka gelelim. Küçük kırkın avantajları çok fazla arkadaşlar. Şöyle düşün. Yani bir veterinere gideceğin zaman araban yoksa küçük kırkını kucağına alırsın ya da bir çantaya alırsın, gidebilirsin. Ama düşünsene bir Rottweiler sırtlandığını. Hiçbir dolmuş almaz, hiçbir otobüs almaz. Taksiyle uğraşacaksın. Veyahut da kendi araban var. Buna köpeğini sığdırmaya çalışıyorsun. Ama bunun yerine baktın küçük bir kırkın var abi. Ön koltuğa atla desen atlar. Çantaya koysan dolmuşta, metrobüste ya da trendesin, her yere gidebilirsin. Yani küçük kırk sizin hayatınızda bir tık daha kolaylaştırabiliyor. Hani ikisi arasında tercih yapmış olsam, benim için çok zor bir tercih ama küçük kırkı tercih ederim. Çünkü hayatıma çok daha fazla uyum sağlayabiliyor. Çok fazla yer kaplamıyor. Ama evimde, şu anki evimde bir Rottweiler beslediğimi düşünecek olursam, abi beni çıldırtabilir. Sığmayacağız evin içine. Çünkü yaşadım ben bunu Arthur'la. Bir artı bir evin içindeyiz. Ya sığmıyoruz abi, anlatabildim mi? Hani bir yeri geliyor hakikaten arkadaşlar. Bunu çok yaşıyorum. Ben böyle arkadaşlarımla oturmuşum, evde PlayStation oynuyorum. Arthur'a bir bakıyorum, normalde sürekli yanımızda olur. Sürekli bizimle iç içe olur. Ama kendi yatağına gitmiş, yatağını da uzak tarafa kendisi taşıyor. Başka odaya kendisi taşıyor yani. Bizden uzak kalmak istiyor, ayrı kalmak istiyor. Hani cins için de geçerli, hayvan da yalnız kalmak isteyebilir. Zaman zaman sen de yalnız kalmak isteyebilirsin. Ya küçük ırkın sonuç olarak bize hayatımızda kapladığı yer açısından faydası çok fazla. Tabii ben hani çok da fazla etkileyen bir durum olmadığı için beni, mama açısından ya da ne bileyim beslenme açısından birazcık daha bize daha az masraf çıkartabileceğini düşünüyorum. Yani düz mantıkla ele aldığımız zaman büyük kırk hayatımıza daha fazla yer kaplar, daha fazla gideri olur,
daha fazla sorumluluk gerektirir. Ama küçük kırık hayatımızda daha az yer kaplar, sorumluluğu bir tık daha az olmuş olur ve yaşamımızı bir tık daha kolaylaştırmış olur. Ama gel gelelim ki imkanım var, hem küçük kırık hem büyük kırık. Şimdi ikisini birden besleyebilirim. İnanın bu şekilde bir soru geldi. Abi yerim çok müsait, dubleks evde yaşıyorum, bahçemiz işte 300 metrekare atıyorum, sallıyorum rakamları. Küçük bir küçük kırıkla büyük bir kırıkı beraber besleyebilir miyim? Arkadaşlar besleyebilirsiniz, bu yine sizde bitiyor, sizin özverinizde bitiyor. Bunlar arkadaş olduysa, bir beraber uyum sağlayabilirlerse, maddi külfetini de gözünde büyütmüyorsan bakabilirsin abi, ikisini de beraber bakabilirsin. Bunun fizyolojik hiçbir şeyi yok. Hani küçük kırıkla büyük kırık bir araya geldiğinde patlamıyorlar ya da intihar etmiyor, öyle bir durum yok. İstersen 10 tane köpek var, bak imkanın varsa. Ama hani sadece edecek olursanız kendi kişisel özelliklerinizi cebinize bir koyun, bir tartın. Ben büyük ırka bakabilir miyim? Yani şunu düşünen basitinden, çok basit bir örneği, eğitimi verecek param yok, kendini eğitmeye çalışıyorsun veyahut da eğitemedin. Abi haldır haldır ben sahilde bir dünya insan görüyorum ya, köpek onu o köpeği gezdirmiyor yani, köpek onu gezdiriyor. Bunlar abi ne olacak, en fazla sürükledi, öyle olmuyor abi, sabah sürükledi, akşam sürükledi, ne bileyim öğlen sürükledi, sürekli sürüklüyor, sürekli bir aksiyon var. Artık köpeği egzersiz yaptırmaya veyahut da tuvalet ihtiyacını gidermeye çıkarmak için o sana sürekli bir külfet haline geliyor, sana değil. Yeri geliyor ben iş yoğunluğundan dolayı sabah çok çok erken çıkmam gerekiyor veyahut da şehir dışına çıkmam gerekiyor. Ev arkadaşıma pedimi emanet etmem gerekiyor veyahut da komşuma pedimi emanet etmem gerekiyor. Abi şöyle düşün, şimdi hakikaten köpeklerde bu yaşanıyor. Senin yanında çivi gibi olan köpek başkası onu şımartıyor, oynuyor diyor, onu fark ediyor. Yani bu beni rahat bırakacak. Komşunu bu sefer sürüklüyor. Kimse senin köpeğine bakmak istemiyor. Emaneten bile olmuş olsa. Yok abi ben hiç ayrılmam deme. İlla ki yeri gelecek 3 gün yalnız bırakman gerekecek. 5 gün birine emanet etmen gerekecek. Bunları göz önünde bulunduralım. Yani büyük ırkını sen gittiğin zaman sen yokken de emanet edebileceğin bir yer var veya birisi var mı? Bunun için neler var? Köpek otelleri var. Buraya teslim edebiliyorsunuz ama bu çoğu ilde, çoğu semtte olan bir hizmet değil. Bunun için bunu da bir göz önünde bulundurmak gerekiyor. Ama küçük ırk öyle değil. Yani komşuna vermiş olsam pekinezin var abi, verdin. Hayvan uslu zaten bir çiş saatinde şişini çıkart, mamasını ver, akşam egzersizini yaptı ki çok da fazla ihtiyacı olan bir şey değil. Hani küçük ırk daha birazcık daha single değil de aile ortamına uygun bir köpek ırkı. Tavsiyem küçük ırktan yana sorulan soru olursa, tabii ki imkanım olursa Rottweiler beslemek ister miyim? Çok çok isterim. Danoa beslemek ister miyim? Çıldırırım bu cins için. Ama maddi külfetim birazcık daha küçük ırka el veriyor. Ona göre de bir tercih yaptım. Size tercihinizi yaparken, küçük ırk mı büyük ırk mı tercihinizi yaparken bu kıstasları göz önünde bulundurursanız ileride gerçekten çok işinize yarar arkadaşlar. Kanalımızı takip ettiğiniz ve videolarımızı izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Eğitici videolar yapmaya devam ediyoruz. Elimizden geldiği kadar sizleri bilgilendirmeye çalışıyoruz. Bunun yanında biz zaten bu işi iki kişi yapıyoruz. Birkaç arkadaşımız daha toplanarak yapıyoruz. Hani hiçbir şekilde buradan gelecek maddi külfete ihtiyacımız yok. Şöyle bir proje içerisindeyiz. YouTube gelirlerimizi komple alıyoruz abi. Sokak köpeklerine ya da barınaktaki hayvanlara bağış olarak yapıyoruz. Bununla ilgili bir video zaten yapacağız. Kanalımızın içeriğini buna doğru çevireceğiz. Bizim kanalımızın gelirleri olduğu gibi ki gelir hiç aklımızda yoktu. Yani biz YouTube'dan para kazanalım, zengin olalım yoktu. Benim şöyle bir şeyim vardı. Abi artık ben bıktım. Biri beni telefonla arıyor. Mete şöyle oldu. Bu köpek yemek yemiyor. Şunu şöyle yapıyor. Nasıl ben alıştıracağım? Abi ben şey diyor. YouTube'a gir abi. Şunu yaz. Bak orada videom var. Al oradan bakabilirsin. Yani birazcık da kendi hayatımı kolaylaştırdım bunu yaparken. Ama baktım ufak ufak da böyle bir damlıyor. Damlayan da barınaklara gitsin. Sokak hayvanlarının bakımına gitsin. İhtiyacı olan hayvanlara gitsin. Bu sadece köpeklere değil, diğer kedi olabilir, diğer sokak hayvanları, kuşlar olabilir. Buna yönelik çalışma yapıyoruz. Mama alıyoruz, fırınlarda ekmek topluyoruz. Buna da size videolarımızı izlerken, like atarken veyahut da yorum yaparken bir yerde siz de bu işin içerisinde olmuş oluyorsunuz. Tabii maddi şeyi birazcık daha rahat insanlar varsa şöyle şu tarz yardımları kabul ediyorum. Kendim zaten iş sektörünün içinde olduğum için videolarımı izleyen İş ortaklarım da oluyor. Abi diyor ki ya ben 5 paket mama bağışlamak istiyorum. Sokak hayvanlarını çok seviyorum ama kendim çıkıp dağıtamıyorum, veremiyorum. Bunu da bize gönderirsiniz mama olarak. Biz abi tespit ederiz. Zaten benim çevrem dolu bu şekilde. Abi bana da bir paket mama göndersene. Ben de dağıtacağım. Bana gelen mamaları ben de arkadaşlarımız aracılığıyla diğer sokak hayvanlarına dağıtıyoruz. Damlaya damlaya gül olur. Biz bu yardımları yapmaya devam edeceğiz. Siz de videolarımızı izlemeye devam edin o zaman.